Bundan önceki videolarda buna benzeyen bir lojistik diferansiyel denklemiyle başladığımızda ki buradaki R'nin çevresel kısıtlamalar olmadan büyümenin ne kadar hızlı olduğunu ya da büyüme hızını belirten bir sabit olduğunu hatırlıyor olmalısınız. K ise kısıtlamalar altında popülasyonun ulaşabileceği maksimum birey sayısıydı. Bu denklemi çözdüğümüzde ve nt eşittir 0 ve nt eşittir k olan sabit çözümleri kullanmak istemediğimizde çözümün nt eşittir başlangıç popülasyonu yani n alt indi 0 çarpı maksimum popülasyon bölü başlangıç popülasyonu artı maksimum popülasyon ile başlangıç popülasyonu arasındaki fark yani k eksi n alt indi 0 çarpı e üzeri eksi rt olduğunu bulmuştuk. Bu lojistik fonksiyon olarak adlandırılıyordu ve sabit olmayan çözümlerden biri olduğu için popülasyonu lojistik diferansiyel denklemle modellemek istediğimizde de işin ilgi çekici hale gelmesini sağlıyordu. Bu fonksiyonu elde etmek için bu kadar uğraştığımıza göre bir de nasıl uygulandığını görmek isteyeceğinizi düşünüyorum. Ne de olsa popülasyon büyümesini modellemek için kullanılan fonksiyon bu fonksiyon. Öncelikle varsayımlarımız hakkında biraz konuşalım. Evet, mesela bir ada üzerinde olduğumuzu düşünelim. Bu ada üzerinde de 100 tane insan olsun. Kısacası n altı 0'ın 100 olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bu adanın sahip olduğu koşullar mesela su rezervleri diyelim, tarım teknolojileri vesaire yüzünden de maksimum 1000 kişiyi barındırabileceğini de biliyor olalım. Bu da K'nın 1000'e eşit olduğu anlamına gelir. Başka bir deyişle popülasyonun limiti 1000 kişi. Şimdi bir de R'nin ne olacağını düşünmemiz gerekiyor ve bu noktada yine bazı varsayımlarda bulunacağız. 20 yıllık bir zaman süresince evet sanırım bu mantıklı bir varsayım olacak. Popülasyonun büyüme oranı %50 olsun. Evet 20 yılda %50. O anki popülasyon üzerine %50'si eklenecek. Peki 20 yılda %50 büyümek için yıllık büyümenin ne kadar olması gerekir? Hemen hesap makinemi çıkarayım. %50 büyümeyi popülasyonun 1.5 katı olarak düşünebiliriz. Bunun 1 bölü 20. kuvvetini aldığımızda da 1 bölü 20 yazıyorum. Evet bu küçük hesaplama bana her sene 1,02'lik bir büyüme yaşanacağını söylüyor. 1,02048. O halde popülasyon eğer her yıl 0,0205 büyürse 20 yılın sonunda %50 büyümüş olacak. R'miz bu olacak. Evet, popülasyonun her yıl ne kadar büyüdüğü. T'nin yıl türünden olduğunu varsayalım. Hemen not edelim. T yıl türünden olacak. Peki, tüm bu varsayımlar ışığında lojistik fonksiyonumuz neye benzeyecek? Nt eşittir n alt indi 0 çarpı k, yani 100 çarpı 1000. Başlangıç popülasyonu çarpı maksimum popülasyon, bölü başlangıç popülasyonu artı maksimum ile başlangıç popülasyonu arasındaki fark, 1000 eksi 100, yani 900, çarpı e üzeri eksi r, yani 0,0205 çarpı t. Şimdi bu sonucun lojistik diferansiyel denklemler gibi popülasyonu tanımlayıp tanımlamadığını anlamak için isterseniz grafiğini çizelim. Hatta videoyu durdurup grafiği ben çizeceğim. Evet. İşte böyle. Grafiği çizdim ve buraya kopyaladım ve gördüğünüz gibi görmek istediğimiz davranışı görebiliyoruz. Ne kadar garip bir cümle oldu değil mi? Mesela T0 -ken başlangıç popülasyonunun 100 olduğunu görüyoruz. Daha iyi görebileceğiniz bir renk kullanayım. Evet, popülasyon 100 bireyle başlıyor ve 20 yıl sonra neredeyse 150 bireye ulaştığını görebiliyoruz. Başlangıçta ifadenin değerini buradaki terim belirliyor. 0,0200 5, yıllık %2,05'lik bir büyüme anlamına geliyor ve 20 yılın sonunda bizi %50'lik bir büyümeye yaklaştırıyor. Evet, grafiği dikkatle incelerseniz 20 yıllık bir süre sonunda popülasyonun 100'den 150'ye çıktığını görebiliriz. Bundan sonraki 20 yılda 75 birey daha eklenecek. Çevresel kısıtlamalarla da henüz bir işimiz yok. 150 artı 75, 225 eder grafiğe göre 20 sene sonra 201'e ulaşmışız yani saf üstel büyümeden biraz daha yavaş bir büyüme söz konusu. Saf üstel büyüme ile yaklaşık olarak buraya bir yere gelirdik ama buradaki büyüme de oldukça iyi bir büyüme. Ama daha sonra yani popülasyon büyümeye devam edip de maksimum popülasyona yaklaşmaya başladığında büyüme hızımız da düşmeye başlıyor ve sıfıra yaklaşıyor. Maksimum popülasyona sabit bir şekilde yaklaşıyoruz ama asla ulaşamıyoruz. Kısacası tam da bir asimtot durumu. Zaman geçtikçe giderek yaklaşıyoruz ama asla ulaşamıyoruz. Ama kendi eşiğimizi belirleyip %90'lık bir popülasyona ne zaman ulaşacağımızı merak edersek, hemen bakıyorum, maksimum popülasyonun %90'ına 210 yıl sonra ulaşacağımızı söylemek mümkün. İnsanın yaşam süresi göz önüne alındığında bu uzun bir süre ama kozmik ölçeklerle düşünecek olursak çok ama çok kısa. Hatta kozmik ölçeklere gitmemize de gerek yok. İnsan yaşam süresinin biraz arttığını düşünürsek de çok uzun bir süreden bahsetmediğimizi söyleyebiliriz. Evet, bu grafik neler olacağını gayet güzel bir biçimde tasvir ediyor. Gördüğünüz gibi bu oldukça ilgi çekici bir model oldu ve gerçek popülasyon büyüme verileriyle karşılaştırıldığında ortaya nasıl bir tablo çıkacağını da merak ediyorum açıkçası. Bu arada şu ana kadar yaptıklarımız bazı varsayımlar üzerine kurulu, yani örneğin bu Malthus limiti, evet bir varsayım. Ama insanlık tarihini incelediğimizde Malthus'un ileri sürdüğü bu limitin teknolojik gelişmeler sayesinde sayesinde sürekli arttığını da söyleyebiliriz. Belirli büyüklüğü olan bir araziden daha fazla ürün alıyoruz. Hukuk sistemi daha iyi çalıştığı için insanlar birbirlerini öldürmüyorlar. Su ve sulama tekniklerimiz de daha iyi. Bu yüzden de bu limit düşünüldüğünden daha ötelere doğru kaymış durumda. Thomas Malthus'a 2014 yılında dünya üzerinde 7 milyar insan olacak deseydik muhtemelen bize bunun Malthus limitinin çok üzerinde olduğunu söylerdi. Malthus limiti o zamanın teknolojik koşullarını düşündüğümüzde herhalde 1 ya da 2 milyardır diye tahmin ediyorum ama biz 7 milyardan bahsediyoruz düşünsenize. Teknoloji ilerledik tarım uygulamaları geliştikçe, hukuk sistemi daha iyi işledikçe, kısacası her şey daha iyi hale gelmeye başladığında belki de 20 milyar insan olabiliriz. Kim bilebilir ki? Bugünün teknolojileriyle pek de mümkün değil ama eğer her şey bu şekilde hızlıca gelişmeye ve ilerlemeye devam ederse biz de büyümeye devam edebiliriz. Bu arada bunun iyi bir şey olduğunu söylemeye çalışmıyorum. Sadece gerçekleşebileceğini söylemek istediğimin de altını çizmek isterim.